Beklentilerin altında gelen Amerika üretici fiyatları enflasyonu sonrası tahvil, hisse ve altın küresel olarak yükselirken dolar değer kaybediyor. Kasım ayına göre değişmeyen çekirdek üretici fiyatları enflasyondaki gerileme eğilimini teyit ediyor. Açıklanan veri, Aralık ayında %0.2 civarında bir tahmini çekirdek PCI ile Fed'in erken faiz indirim senaryosunu destekliyor. Fed vadeli piyasaları Mart ayından başlayarak sene sonuna kadar 200 bas puan faiz indirimi fiyatlıyor. 2 yıllık tahvil faizleri sert gerileme ile Mayıs ayından beri gördüğü en düşük seviyelerde. Yükseliş dalgasında geride kalan enerji ve gayrimenkul, Cuma günü en çok yükselen hisseler arasında yer alıyor. Enerji hisselerindeki yükselişin arkasında Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yaptığı saldırılar etkili. Enerji konusunda uzman Wood Mackenzie, günlük küresel petrol talebinin 2 milyon varil artışla 103.5 milyon varile yükseleceğini ve arzın talebin gerisinde kalacağını tahmin ediyor. Borsa İstanbul, dünya piyasalarına göre güçlü seyrini sürdürüyor. Enflasyonun küresel olarak gerilemesi, Fed'in erken faiz indirme beklentisi, ekonomi yönetiminin Perşembe günü uluslararası yatırımcılarla güven tazelemesi ve Moody's'in Cuma günü ülkenin görünümünü pozitife çevirmesi, Borsa İstanbul'u destekliyor. MSCI Türkiye yılbaşından beri %6 dolar bazında getiriyle gelişmekte olan ülkeleri neredeyse %10 yiniyor. Banka, holding, havacılık ve perakende gibi yabancı yatırımcının ilgisi olan sektörler öncülüğünde bir yükseliş yaşanıyor. Enerji ve gübre ise geride kalıyor. Dünya piyasalarının seyri ve 200 günlük dolar bazlı ortalamanın kırılması Borsa İstanbul'da pozitif seyrin devam edeceğini işaret ediyor. Cuma günkü kapanışa doğru gelen satışlarla gerileyen Borsa İstanbul için ilk hedef psikolojik olarak önemli 8000 seviyesinin üzerinde kapatmak. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 7900 ve 8050. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler BİM, Koza Anadolu, Migros ve Tav. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.